Birleşik sonuna yazmış olabilirim ben ama havalesi önemli. Davacı olarak göstermesidir. Evet. Davacı olarak göstermesidir. Ve buna bağlı olarak dava yürütülmüştür. Evet. Ve buna bağlı olarak dava yürütülmüş olmasıdır. Dava yürütülmüş olmasıdır. Şimdi bizim hani getirdiğimiz şeylere bir itirazımız veya şeyimizi söyleyeyim. Celbedilen altıncı kaçtı? Celbedilen kapatılan beşinci sulh mahkemesinin 5. Sulh Mahkemesi'nin 2006'ya 1222 sayıldı dosyasında Avukat Zafer Karakılıç'ı 23.6.2006 tarih ve 25.741 Yevmiyenoğlu vekaletname ile Bursa 10. Noterliği'nde Sabri'nin bunlar mirasçıları değil mi? Biliyorsunuz. Evet, evet. Sabri Çıkaranoğlu'nun mirasçıları Samim Çıkaranoğlu noterliğinde diğer vekil edenler yanında diyor. Diğer vekil edenler yanında Sami Çıkaran'ın mirasları Sami Çıkaran oğlu, Gürgül Zehra Hıdır oğlu ve Fatma Çıkaran oğlunun da Ahmet Taşyakan'ın da daha doğrusu Taşyakan'da vekil kıldıkları Ahmet Taşyakan'ın vekil tayin ettiğini, değil mi? Yani öyle olmuş. Ahmet evet. Taşyakan bunu şey yapmış. Vekil tayin ettiğini anladınız. Yani ben anladım. Benim şikayet konum yine aynı şekilde. Anladım. O dilekçe. Tayin ettiğini anladım. Ama dosya anladım. İçeriğinde Sabri Çıkaranoğlu adına düzenlenmiş evet. Hiçbir vekaletname yoktur efendim. Evet. Şunu da şey yapalım. Yine bana göstermiş olduğunuz şu herhalde. Bu işimiz tabi çıkaran oldu diyor. Evet. Evet. 1.6.2006 herhalde. Şuradan bakın. 1.6.2006 22.431. 22.431 nolu vekaletname ile Samim Çıkaranoğlu, Zehra Hıdıroğlu ve Fatma Çıkaranoğlu'nun oğlunun Ahmet
yaş yakını vekil tayin ettiklerini de anladım. Söz konusu vekaletnamede Fatma neydi? Çıkaran oğlunun. Fatma çıkaran oğlunun imzasının farklı vekaletnameler. Bir şeye ilişkin. Bu parsel ada falan belli miydi şeyde? C4, D2, A. Yani C21, C4, D2, A pasta. Anlayamadık. Yani rekalet verenler şu belli de. Şöyle söyleyeyim. 26 vekil kılmış olabileceklerini diyelim. %100 bağlamayalım. Yani tamam. Şey var değil mi? Yani şu gözüküyor sadece. Diğer taraf kapık olduğu için arka anlayamıyorum. Evet. Kılmış olabilecekleri. Ahmet daha doğrusu çıkaran oğlunu Ahmet Taş çıkarıyor. Yok. Onu şöyle. Burada Ahmet Taş vekil kılmış olabilecekleri Ahmet Taş yakınının vekil tayin ettiği avukatı Ahmet Taş. Evet, anladım. Göstermiş olduğunuz vekil tayin on numarasını bilemiyoruz şimdi yani şey olur. Evet, yine bana göstermiş olduk. Vekaletnamelerden diyelim. Vekaletname fotokopilerinden. Açık olmamakla beraber. Vekaletname fotokopilerinden. Açık olmamak ve tam anlaşılamamakla beraber. Kabul ediyor musunuz? Ben öyle yazıyorum. Kabul ediyorum. Ama tabii çıkaran olma ait bir vekaletname olmadığında onu anladık. Şey yapalım. Anlaşılamamak. Anlaşıldık birlikte. Anlaşılamamak. Birlikte Avukat Zafer Kara Kılıç, 36/2006 tarihli dilekçesi Ekim'de sunduğu vekaletname fotokopilerini fotokopilerine istinaden
sabrı çıkaran oğlunu altı davacıdan biri göstererek dava açmış. Açmıştır. Ben de bunu iddia ediyordum. Celbet'ten 6. Sınıf mahkemesi dosyasında bunu biliyor muydunuz? Bunu bilmiyoruz herhalde. Evet. Böyle bir dilekçe verdiniz biliyor musunuz? Hayır. Dosyasında avukat Zafer Karakılıç'ın 1-8-2006 tarihinde davacılar hanesinin düzeltilerek yargılamanın sabri çıkaran oğlunun 3-2-2003 tarihinde vefat etmiş olması nedeniyle mirasçıları Samim çıkaran oğlu, Öbür Fatma çıkaran oğlu ve Zehra çıkaran oğlu, parantezine Hıdır oğlu. Zehra çıkaran oğlu, parantezine Hıdır oğlu. Davacılar Hanesi'nin yargılama adına yürütülmesini ve bu düzeltme ile davaya devam edilmesine karar verilmesini dilekçede talep edildi. Bilmiyordum. Değil mi? Bunu bilmiyordum. Bilmiyordum ama yine bilmiyordum. Ancak ben dilekçemde belirttiğim üzere avukat Zafer Karakılıç'ın kötü niyetle böyle yapıyor. Ne amacı var? Ne amacı yaptığını ben bilemezsin sen. Ben sadece... Canlı yapmış. Bir şey yapıyorsun. Şey söylemeniz lazım. Vekaleti olmadan herhangi biri yani tabi çıkaran oğlundan buna düzenlenmiş vekalet olmadan vekaleti olan o gibi. Avukat Zafer Karakılıç'ın dilekçe verdiği 36-2006 tarihinde 36-2006 tarihinde sabrı çıkaran oğlunun kendisine vekaleti varmış gibi vekaleti varmış gibi dava açmış olması nedeniyle ne yaptığını düşünüyorsunuz? Yani resme yalanlayan da mısınız? Ne yapıyor? Yetkililer ne çıkarırsa bu evlat. Ne çıkarıyorsun? Evet, olmasın nedeniyle daha çok olmasın nedeniyle şikayetçiyim. Suç kursuna bulunan insanım ben orada yani dilekçem dedi suç kursuna bulunuyorum. Şahit oldum. Evet, ben bunu suç olduğunu değerlendiriyorum. Evet. Ben bunu suç